Merhabalar, ismim Kutay. 20 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum ailemle beraber. Gebze Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümünde okuyorum. Bugün sorularınızı cevaplandıracağım. Öncelikle analitik düşünebilme ve çözüm üretebilme becerisi olsun, bir mühendisin sahip olması gereken becerilerin bir kısmına sahip olduğumu düşünüyordum. Daha sonra makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi bölümler tercih ederek listemi gönderdim. Makine mühendisliği kazandım. Bundan memnunum. Az nüfuslu bir okul olduğu için öğrencilere ve hocalara yetişmeniz sağlamak kolay oluyor. Kolayca etkileşim kurabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bunu sosyal kulüplerle pekiştirmek istediğiniz zaman pek öyle olmuyor. Çünkü sosyal kulüp sayısı pek fazla değil. Bu zamanla gelişecektir mutlaka. Derslerde öğrendiklerim üzerinden gideceksek Arduino veya Visual Basic gibi temel düzeyde öğretim görmeye başladık. Daha sonra C# gibi işlevsel diller öğrenmeye başladık. Teknik resim olarak SolidWorks öğrendik. Bunun yanı sıra okulda kurslar var. CATIA olsun, AutoCAD olsun, bu gibi programları öğrenebileceğiniz kurslar var. Bunları kendiniz de öğrendikten sonra pekiştirerek kendinizi geliştirmenizde fayda var. Demin saydığım programlar başta olmak üzere farklı yazılım dilleri sizin kariyerinizde size yardımcı olacak özellikler, unsurlar. Bunları öğrendikten sonra bir köşeye atmayıp üzerinde çalışmaya devam ederek unutmamanızda fayda var. Onun dışında seminerlere katılarak, sertifikalar kazanarak CV'nizi kabarıklaştırmak da sizin faydanıza olacaktır. Burada kendi adıma değil daha ziyade bölümüm adına konuşmak istiyorum. Bölümümüz yeni olduğu için hocalarımız öncesinde yüksek lisans düzeyinde eğitim veren hocalar olduğundan dolayı ve bunu lisans seviyesine yeni geçirdiklerinden dolayı eğitim verirken şöyle sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela hocamız sanki biz yüksek lisansmışız gibi anlatılanları biliyormuşuz da sanki tekrar ediyormuşuz seviyesinde anlattığından dolayı anlamakta güçlük çektiğimiz noktalar oluyor. Fakat bu zamanla düzelecek bir problem. Onun dışında pek bir zorluk yaşamıyoruz. Ben pandemi süreci başlamadan önce bir dönem lab dersi alma fırsatım oldu. Burada kimya lab ve fizik lab gibi havuz derslerini aldık. Bunlar birkaç ufak tefek eksiklikler olsa da genel itibariyle hocalar ve ekipman anlamında yeterli düzeydeydi. Örneğin fizik dersinde harmonik hareket işliyorduk. Aynı hafta içerisinde veya bir sonraki hafta bunun üzerinden deney yapıyorduk. Bu da öğrenmemizi kolaylaştırıyordu, kalıcı olmasını sağlıyordu. Açıkçası bu benim için de tam yerine oturmuş bir konu değil. Fakat ben daha ziyade yüksek lisans ve doktoramı tamamladıktan sonra akademisyen olarak devam etmek istiyorum. Fakat makine mühendisliği mezunu olarak kesinlikle çalışabileceğiniz sektör sayısı oldukça fazla. Ve illa akademisyen olarak değil, girişimci olarak da kendi şirketinizi kurup devam edebilirsiniz. Mühendis olarak da devam edebilirsiniz. Tercih size kalmış. Öncelikle İngilizce okumak beni çok zorlamadı. Çünkü lisans süreci başlamadan önce ben bir sene hazırlık okudum burada. Ondan önce İngilizcem yetersizdi. Fakat hazırlıkta ufak gayret ederek de İngilizcenizi geliştirebiliyorsunuz. O yüzden İngilizce konusunda çok sıkıntı yaşamadım. Bu şekilde fayda sağladı. Ben bir şey araştıracağım zaman mesela İngilizce öğrendiğimden dolayı literatürün de büyük çoğunluğu İngilizce olduğu için fazlaca kaynak bulabiliyordum ve bunda hiç zorlanmıyordum. Onun dışında mezun olduktan sonra da İngilizce bir bölümden mezun olmak kesinlikle CV'nizde de gözükeceğinden ötürü size fayda sağlayacaktır. Zorlanıp zorlanmadığıma gelirsek ben lisans sürecinden önce bir sene yine burada hazırlık okudum Gebze Teknik Üniversitesi'nde. Ve bu benim İngilizcemi fazlasıyla geliştirdi. Benim İngilizcem çok yetersizdi ama hazırlık sürecinde çok az siz de gayret ederseniz fazlasıyla geliştirebiliyorsunuz İngilizcenizi. Gebze Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okumak istiyorsanız tıpkı diğer bölümlerde de olduğu gibi fazlasıyla zorlu bir süreç sizi bekliyor olacak. Buna hazır olmanız lazım. Gerekli kapasiteye ve sabıra sahip olduğunuzu düşünüyorsanız kesinlikle okumalısınız. Ama öte yandan alelade bir mühendis olsam da olur diyorsanız makine mühendisliği okumak sizin için fazlasıyla zor gelecek. Bu karar tabii ki size kalmış. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Tercih yapacak herkese başarılar diliyorum. Gebze Teknik Üniversitesi'ne hepinizi bekliyoruz.